Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Az önce böyle tencerelerimizi falan bitirdik. Şimdi de böyle bardak kısmına geçiyoruz. Bunları da kolledikten sonra sadece plastik ürünlerim, böyle tapırlarım kalıyor çok şükür. Şu şekilde hemen fincan takımından başlayacağım. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Ben böyle aynı günde iki tane, üç tane video çektiğim için böyle sanki şey oluyor, açılış konuşmasını yapmış gibi hissediyorum. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep. Çeyiz kolleme videosu çekiyorum. Böyle bir 3-4 seri şeklinde arkadaşlar. Bugün de böyle bardakları çekeceğim sizler için. Bardak ve cam olan ürünlerimi ve fincanlarımı bu şekilde bir video oluşturuyorum. İlk başta fincan takımından başlayacağım arkadaşlar. Benim toplamda çeyizimde 3 takım fincan takımı var. 3 tane. Şöyle 6 kişilik hepsi de. Şöyle göstereyim. Bu benim çeyizim için aldığım ilk fincanım. Hatta işe başlamıştım. Böyle ilk kazandığım parayla aldığım çeyizim diyebilirim. Şu şekilde turkuaz bir rengi var. İçini göstereyim. Bu fincanın içi çok güzel arkadaşlar. Şu şekilde. Çok, yani keşke içi dışı olsaymış dediğim bir fincan. Şu şekilde duruşunu da göstereyim. Şöyle. Bayağı oldu bunu alalı. Bir tane şöyle bir fincanım var. Daha sonra böyle geçen yıl öğretmenler gününde bana gelen bir hediye bu da arkadaşlar. Fincan takımı yine 6 kişilik. Şöyle bunu da çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şu şekil pudra beyaz karışımı çiçekli bir model. Şöyle bir tabağı var. Şu şekilde duruyor. Bu da hediye. Şimdi bir de cam fincan takımım var. Paşa Bahçeli'nin. Bunu da yine hep söylüyorum. Her videomda muhakkak vardır. Çünkü Paşa Bahçeli bir alana bir bedava kampanyası çok oluyor. Bunu da yine o şekilde almıştık kuzenimle. Bir tane o, bir tane de ben. Şöyle cam bir fincan. Çok tatlı bence. Çok güzel bir duruşu var. Şöyle kalın bayağı da camı. Hemen düşünce kırılmaz yani. Şekilde. Bunun fiyatı 50 lira falandı galiba. Sadece kendi fiyatı. Şu an nasıl bilmiyorum. Şöyle ince uzun bir kolide arkadaşlar. Daha sonra yine fincandan devam edeyim. Şöyle Paşa Bahçe'nin bir Allah'a bir bedava kampanyasından yine almış oldum böyle. Çay fincan olarak kullanabileceğim, Nescafe fincan olarak kullanabileceğim. Şöyle fincanlar var arkadaşlar. Cam yine bu da tamamen. Şöyle duruşu ve hani tutumu çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bir de bunun tabakları var yine. Tabakları da alt tarafta. Onu çıkarmayayım şimdi. Normal düz yuvarlak tabak. Şu şekilde. Çok hoş. Bu da yine 50 lira fiyatı arkadaşlar. Bir alana bir bedavadan aldık. Şimdi devam ediyorum çay takımından. Böyle benim flamingolu bir serim var arkadaşlar. Bunu A101'den almıştım. Kahvaltıda kullanırım diye düşündüm. Şu şekilde açayım. Şöyle pembe tabakları var. Şöyle kibar bir çay bardağı bu da. Klasik, yani herkesin rahatlıkla bununla içebilir diye düşünüyorum çayını. Bazıları büyük bardakta, çok küçük bardakta içmiyor ya. Bu tam ideal olan bence. Şu şekilde deseni de böyle flamingo. Daha sonra ben bu takımı oluşturmak için 4 tane şu kahvaltı saklama kabılarından aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunları bir yıl önce falan almıştım ben. Şu şekilde 4 adet bundan aldım dediğim gibi. Daha sonra böyle meşrubat bardaklarını da aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunda yine meşrubatları hani koymak için ya da böyle tatlı falan yapmak için kullanabilirim diye düşündüm. Arkadaşlar bir de IKEA'da belki aranızda bilen vardır. Böyle flamingolu uzun su bardakları var. Onlardan almayı düşünüyorum hani bu seriyi tamamlamak için. Bir de böyle pembe yemek takımı var. İşte tam bu renk zaten. Hani onu, o takımı direkt alıp böyle servis tabaklarında kahvaltıda kullanabilirim diye düşünüyorum. Öyle bir fikir var aklımda ve galiba onu alacağım. Bu şekilde flamingo serim böyle. Daha sonra ben bunun için işte çatal bıçak kaşığını da aldım yine A101'den, flamingo desenli. Onları da gösteririm zaten diğer videomda. Bu şekilde bu
flamingolu serim tamamdır. Çay takımından devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle lavın bir takımı var. Bu şekilde. Bu da yine deminki bardağımın aynı hani modeli. Böyle hafif tabağı böyle. Bu şekilde. Bu da kibar, güzel bir günlük kullanım için ideal çay bardağı yani. Şöyle şu arada böyle dantel gibi bir deseni var, beyaz. Böyle. Şu anda iki tane böyle günlük kullanabileceğim çay takımım var. Bir de benim Şok Market'ten almış olduğum, bayağı önce almıştım yani. Çay tabağı yok bunlarda arkadaşlar. Şöyle iki tane Paşa Bahçe'nin heybeli modeli ne almıştım. Böyle 12'ye tamamlamak adına. Şöyle göstereyim. Bunlar içinde ben şunu söyleyeyim. Bir 6 tane bambu çay atlığı almayı düşünüyorum. Bir de normal beğendiğim şık bir çay atlığı almayı düşünüyorum ki hani bunlarla uyum sağlasın. O şekilde kullanayım diye. Şöyle bir model. Zaten heybeli modeli gerçekten çok güzel. Şu koleksiyonun falan da tercih ettiği bir model. Şu şekilde. Ben Kütahya'dan şöyle tanesi 1 lira olan çay altlıkları almıştım. Şöyle şuna koyduğum zaman da yine çok hoşuma gitti görüntüsü. Çok beğendim. Bu şekilde görebilirsiniz. Bu çay tabaklarında 6 tanesini 6 liraya mal etmiştim. Bayağı uygun bir fiyattı. Bu çay takımı da Şok'tan 10 liraya almıştım arkadaşlar. Bir kutusunu. 2 kutu alarak dediğim gibi 12'ye tamamladım. Şöyle net görebilirsiniz bardağın modelini. Bu şekilde iki kutu misafir. Yani misafir için çay takım almaya bence gerek yok. Şöyle normal düz ya da daha uygun bir takım alabilirsiniz. Koleksiyonda falan var ama aşırı pahalı onlar. Hani bir de misafir için 12'lemek lazım. Bilmiyorum yani bana fazla pahalı geliyor. Şunlardan devam edeyim arkadaşlar. Bu da yine Aizbir'den almış olduğum böyle ananaslı günlük su bardaklarım. Boyutu da gayet ideal, güzel. Şöyle. Bundan ben 6 tane aldım. Günlük için kullanırım diye. Ben sadece burada günlük bir takım şey almak istiyorum. Su takımı almak istiyorum. Günlük kullanabileceğim çok az çünkü. Şu şekilde bir kupam var arkadaşlar. Bu da Aizbir'den almıştım. Bir de kupam hiç yok. Kupa alacağım kendime. Kupayı hem seviyorum hem de kışın falan böyle çaylar falan güzel içiliyor. Şöyle bir kupam var. Direkt böyle göstereyim. Bu da bana yine Öğretmenler Günü hediyesi. Hala saklıyorum. Hiç kullanmadım. Şu şekilde. Daha sonra şöyle bir kahve yanı su takımım var. Bunu da bilmeyen yoktur herhalde. Love'ın. Şu şekilde. Lal diye geçiyormuş modelin ismi. Altılı. Şöyle göstereyim. Bu bütün fincanlarıma çok rahatlıkla uyum sağlıyor. Çok hoşuma gidiyor o yüzden ve şık da duruyor. Bir takım daha alırsam yeterli diye düşünüyorum. Sonra şöyle iki tane minnoş limonata bardaklarım var. Bunu daha önce göstermiştim ve hatta ben bunu bir kez kullandım da. Şöyle bu şekilde. Kaktüs modelinde. Biri yeşil, biri pembe. Böyle Migros'tan 5'er liraya almıştım tanesini arkadaşlar. Arkadaşlar bir de böyle yine ilk zamanlardan aldığım, çok beğendiğim bir bardak. Bundan ben 6 adet almıştım Trendyol'da. Maalesef elime 3 tanesi sağlam geldi. O zamanlarda böyle morallerim bir şeylere falan bozuktu yine. Ne iade ettim ne değiştirdim. Bu şekilde 3 tanesi elimde kaldı sadece. Böyle bunda da yine tatlı sunumları falan yaparım diye düşünüyorum. Fiyatını hatırlamıyorum. Bayağı uzun zaman oldu çünkü. Şimdi şöyle bir dondurmalığım var arkadaşlar. Paşa Bahçe'nin şu şekilde modelini görebiliyorsanız. Şöyle pembe böyle pudra pembesi bir rengi var. Şu renkten benimki. Böyle tatlı bir dondurmalık. Bunda da yine tatlı sunumları da yapabilirim. Dondurma için de kullanabilirim diye düşünüyorum. Bir de benim şunu alayım şuradan. Günlük su takımı olarak aldım. Böyle Love'ın şeyi var. Bardak seti var.
Şu şekilde bu 18 parçadan oluşuyor arkadaşlar ve ben bunu 30 liraya almıştım. İnanmayacaksınız, gerçekten öyle. Şu anda Trendyol'a falan bakıyorum. İndirime girmiş hali 45-50 lira. Bu şekilde en büyük boyu bu bardağın. Bu da yine çok güzel şık duruyor. Belki hani günlük olarak da kullanmayı düşünmüyorum aslında. Hani böyle ağır misafirlerim değil de işte çevremdeki kişiler geleceği zaman falan bu takımı kullanırım diye düşünüyorum. 3 boy var dediğim gibi. Bir de bir boyundan daha çıkaracağım ama en alttan çıkaramayacağım. Çünkü çok... Bu galiba en küçük boyu, aynen. Şu en küçük boyu. Ya da çıkarayım hemen. Belki almak isteyenler falan varsa boyutu sizin için fikir olur arkadaşlar. Ben bu kadar küçük hatırlamıyordum bunları ya. Evet, o en küçük boyuymuş dediğim gibi. Şöyle görüyor musunuz? Siz görseniz de bu işine düşüyor. Şekilde arkadaşlar. 3 boyu böyle. Bu en büyük, orta boyu ve küçük boyu. Bunu kahvenin su bardakları için kullanabilirsin çok rahatlıkla. Bu da su bardağı ve meşrubat bardağı. Bence çok uygunu almışım yani ve gerçekten de kaliteli. Böyle aşırı bir ince camı da yok. Çok kalın bir yapısı da yok. Şöyle alt tarafı hafif kalın zaten. Ve böyle bir girintisi çıkıntısı var, modeli bu şekilde. Modeli de ne diye geçiyormuş? Bakayım. Diamond. Aynen. Doğru okuduysam öyle geçiyormuş. Bu şekilde 30 liraya almıştım. Şu anda 45 lira. Trendyol'da indirimdeki hali. Yine de alınabilir bence 45 liraya. Çünkü çok pahalı gerçekten su takımları. Böyle günlük su takımımda bu şekilde. Bir de size şunu göstereceğim. Bu da cam bir çaydanlık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1,5 litrelik haznesi var. Isıya dayanıklıdır. A101'den 20 liraya aldım diye hatırlıyorum. Bu şekilde kulpunun rengi de bu. Böyle bir yapısı var. Böyle yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda bir kontrol ettim. Bütün böyle bardaklarım bitmiş. Bu kadarmış. Belki az gelebilir çoğuna, belki fazla gelebilir. Bunu bilemeyeceğim. Bu sizin tercihiniz. Bana göre bunlar yeterli. Sadece dediğim gibi bir 6 kişilik su takımı almayı düşünüyorum. O kadar. Onun dışındaki her şey çok şükür yeterli. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Bunları hemen hızlıca kolledikten sonra artık plastiklerime, tupperlarıma geçeceğim. Onu da yine bir video çekeceğim. Bundan sonraki videomda yine o olacak. Arkadaşlar takipte kalın. Zile basmayı unutmayın ki böyle bildirimleriniz açık olsun ve videolarımı kaçırmayın. Bu şekilde videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely. Close my eyes.